Herkese merhaba, ben Barış, Barış Mercan. Bu videoda sizlere harman viski yani blended viski nedir, nasıl üretilir, özellikleri nelerdir ve diğer viskilerden farkları nelerdir bu soruların cevaplarını paylaşacağım. Kısa bir anlatım sonrasında ise size bugün ufak bir harmanlama egzersizi göstereceğim. Yanımda bugün bir harmanlama seti, harmanlama kiti var. Bu kit içerisinde farklı karakterlerde viskiler yer alıyor. Amacım da bu farklı karakterlerdeki viskileri farklı oranlarda karıştırarak ortaya dengeli bir harman, dengeli bir viski çıkarmak olur olacak. Tabii ki bu hiç kolay değil. Fakat amacım bugün tabii ki ortaya mükemmel bir viski çıkarmak değil. Amacım bugün sizleri bu harmanlama operasyonunun nasıl olduğu, harmanlama işinin nasıl yapıldığına dair ufak bir böyle görüntü vermek. Benim için de açıkçası keyifli bir egzersiz olacak. Umarım sizler de keyif alırsınız. Pekala blended viski yani harman viski nedir? Harman viskiler için kısaca bir karışım diyebilirim fakat daha standart bir tanım yapmamız gerekirse farklı damıtım evlerinde üretilmiş iki veya daha fazla malt ve tahıl viskinin farklı oranlarda karıştırılmasıyla ile elde edilen viskilere harman viskiler diyoruz. Burada tanıma baktığımız zaman iki viski yeterli olsa da aslında buradaki sayı 15 ila 40 arasında değiştiğini görüyoruz. Yani bir harman viski içerisinde 15 ila 40 arasında tahıl ve malt viski bulunuyor. Harman viskileri aslında bir formüle de Etebiliriz. Her markanın kendine özgü bir formülü vardır. Bu formüllerin tabii ki detaylarını bilemiyoruz ama aşağı yukarı içerisinde hangi visler olduğunu zaman zaman zaten markaların kendileri paylaşıyorlar. Zaman zaman ise aşağı yukarı içerisine ne aldığını sektörden biraz anlıyoruz, biliyoruz. Fakat bu formüllerin tam olarak detayları bir sır diyebiliriz aslında. Bu formülleri yaratmak da tabii ki hiç kolay değil takdir edersiniz. Burada gerçekten meşakkatli bir süreçten bahsediyoruz ki birazdan detaylarını paylaşacağım. Burada bu formülü oluşturan insanlar da viski dünyasında, viski sektöründe en prestijli, en böyle saygı gören karakter olan master blender yani baş harmancılardır. Baş harmancılar bu viskileri karıştırırlar ve ortaya muazzam, harika, dengeli viskiler çıkarırlar. Bugün de biz de bu master blenderların izinden gitmeye çalışacağız. Onların yaptığı şeyi ufak bir egzersizle size göstermiş olacağım. Pekala harman viskiler için malt ve tahıl viskilerin karışımı dedik. Burada malt kavramı genellikle bilinen bir kavramdır. Eğer aşina değilseniz de bundan bir önceki videoma mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Single malt ile alakalı çok detaylı bilgiler paylaşmıştım orada. bu videodan önce onu izlerseniz çok daha faydalı olacaktır. Açıklama kısmına da linkini paylaşacağım. Şimdi malt viskiyi biliyoruz fakat tahıl viski kavramı çok bilinen bir kavram değil. Bilinmemesi de oldukça normal çünkü tahıl viskileri İngilizcesi grain olarak geçiyor. Grain viskileri çok fazla raflarda görmüyoruz. Tahıl viskileri genel olarak harmanlarda kullanılan matları destekleyen viskiler olarak görüyoruz. Harman viski anlamak için tabii ki tahıl viskilerden de biraz bahsetmemiz gerekiyor. Grain viskilerden biraz bahsetmemiz gerekiyor. O yüzden öncelikle size tahıl viski nedir? Grain viski nedir? Bundan bahsedeceğim. Şimdi grain viski, tahıl viski kısaca şu şekilde açıklayabiliriz. Arpa, buğday, mısır, çavdar gibi farklı tahılların fermente edildikten sonra kofi adı verilen Kolon imbiklerde damıtıldıktan sonra elde edilen viskilere grain viskiler, tahıl viskiler diyoruz. Bu tanım sizin gözünüzü hiç korkutmasın. Aslında burada dikkat etmemiz gereken iki tane nokta var. Bunlardan ilki kullanılan tahıl, ikincisi ise kullanılan imbikler. Öncelikle işin tahıl kısmına bakalım. Malt viskilerden bahsederken hatırlayacağınız gibi arpa kullanımından bahsetmiştik. Malt viski üretmek istiyorsanız arpa kullanmak zorundasınız. Tahıl viski üretiminde ise biraz önce bahsettiğim gibi farklı tahıllar kullanabiliyorsunuz. İşte mısır olsun, arpa olsun, çavdar olsun, buğday olsun olsun farklı tahıllar kullanarak üretimi yapabiliyorsunuz. Burada diğer önemli bir nokta ise üretimde kullanılan imbikler. Şimdi malt viski üretiminde ne demiştik? Malt viski üretiminde geleneksel pot still denilen imbiklerin kullanılmasının zorunlu olduğundan bahsetmiştik. Fakat tahıl viski üretiminde farklı bir imbik kullanıyoruz. Burada bu imbiklere coffee imbik diyoruz. Şekilleri itibariyle bunlara kolon imbik de deniliyor. Kolon imbikler 18. yüzyılda Aynes Coffee diye İrlandalı bir mucidin geliştirmiş olduğu patentini aldığı imbiklerdir. Bu imbikler özelliği geneliksel imbiklere göre daha yüksek verimde, daha kolay bir şekilde yüksek alkol elde edebilmesi. Tavlı viskilerin genel olarak karakterine baktığımız zaman ise karşımıza çiçeksi, meyvemsi, yumuşak, içimi kolay ve biraz malt viskilere göre düz karakterli viskiler karşımıza çıkıyor. Tavlı viskiler 18. yüzyılda ilk olarak çıktığı zaman tek başına satılmak isteniyor. Deneniyor fakat başarısız olunca yine o dönem tüketici tarafından çok yoğun, çok ağır bulunan, içimi zor bulunan malt viskilerle karışılmaya başlanıyor ve bu şekilde de aslında günümüze kadar gelen harman viskiler doğmuş oluyor. Harman viskilerin ortaya çıkışı viski dünyası için çok çok önemli diyebiliriz. Çünkü harman viskiler ortaya çıkmasaydı muhtemelen belki de biz şu an viskiden bahsetmiyor olacaktık. Çünkü harman viskinin ortaya çıkmasıyla aslında viski dünyanın her yerinde tüketilen bir içki haline geliyor. Hatta şunu söylesek açıkçası çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Eğer harman viskiler ortaya çıkmasaydı belki de şu an viski daha çok İskoçya'da ve İrlanda'da tüketilen dünyanın çok fazla bilmediği bir iç kültürü olacaktı. O yüzden şu an viski içiyorsak aslında bunu büyük ölçüde harman viskilerin ortaya çıkmasına borçluyuz diyebilirim. Harman viski kategorisinin ortaya çıkmasıyla beraber burada tabii ki çok büyük markalar hayatımıza girdi. Johnny Walker olsun, Ballantines olsun, Chivas Regal, J&B, Dimple, Teachers, Bells gibi birçok marka hayatımıza girdi ve şu an baktığımız zamanda da bu markalar dünyanın en fazla tüketilen, en çok bilinen viski markaları arasında yer alıyor. Harman vislerden bahsederken bu işin üstadları master blenderlardan yani baş harmancılardan bahsetmemek olmaz. Harman visler için 15 ila 40 farklı viskinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan karışımlar dedik. İşte bu karışımları yapmak da hiç kolay değil tabii ki. Çünkü burada bir dengeden bahsediyoruz. Farklı tatların uyumundan bahsediyoruz. İşte buradaki dengeyi, buradaki uyumun da yakalanmasını sağlayan kişiler master blenderlar. Tabii ki master Master Blender olmak çok kolay bir iş değil. Dediğim gibi viski dünyasının en prestijli, en saygı duyulan unvanından bahsediyorum burada size. Bir Master Blender olmak için tabii ki çok ciddi bir eğitime ihtiyacınız var. Çok ciddi bir tecrübeye ihtiyacınız var ve her şeyden önemlisi çok hassas bir burna ihtiyacınız var. Biraz önce harman viskileri bir formüle benzetmiştim. Burada bir benzetme daha yapabiliriz aslında. Ne diyebiliriz? Bir senfoni diyebiliriz. Burada elinizde farklı karakterlerde viskiler var. Bu viskilerin her birine bir enstrüman desek, bu enstrümanları bir araya getirip ortaya dengeli, güzel bir sanat eseri çıkaran kişi mesela müzik dünyasında işte şefse viski dünyasında da baş armancılar oluyor. Baş armancılar İskoçya'nın dünyanın farklı bölgelerinden viskiler tadıyorlar, farklı örnekler tadıyorlar, farklı fıçı örnekleri deniyorlar ve bu farklı örneklerden ortaya bir harmoni, bir denge yaratmaya çıkarıyorlar ve bu gerçekten çok zor bir iş. Birazdan da beraber böyle ufak bir egzersiz yapacağız. daha önce de açıkçası birkaç eğitimde harmanlama egzersizine katılmıştım. Fakat bunun size çok zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok hassas bir iş. Yaptığınız en ufak değişiklikler bile viskinin karakterine ortaya çıkan harmanın karakterine olumlu veya olumsuz yönde etki edebiliyor. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor, çok tartmanız, bakmanız, gözlemlemeniz gerekiyor. Sürekli tatmanız, anlamanız gerekiyor dengeyi yakalamak için. Zor bir iş. Birazdan beraber ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Evet, harman viskilerden bahsettik, tahıl viskilerden bahsettik, farklı imbiklerden, farklı tahıl kullanımlarından kısaca bahsettik. Master blenderlara kısaca değindik. Sıra geldi son kısma harmanlama egzersizine. Bugün harmanlama egzersizinde kullandığım kit Amazon'da karşıma çıktı. Açıkçası çok da hoşuma gitti ve kaçırmak istemedim. Tam da harman viskileri dair bir YouTube içeriği de çıkaracağım için direkt alıp bu videonun sonuna böyle bir şey koymak istedim. Şöyle göstereyim size de kutuyu. Tabii ki ben bunu açtım içerisindeki viskileri masaya koydum. Bu kitin içerisinde ne yer alıyor? Öncelikle şöyle bir harmanlama kabımız bulunuyor. İçerisinde bir çubuğumuz bulunuyor. Bu çubukla beraber viski şişelerinin içerisinde içerisinden viskimizi alıp bu karıştırma kabına koyacağız karıştıracağız ve sonrasında da my blend yazan yani benim harmanım yazan ufak bir şişe var bunun içerisine boşaltıp saklayabiliyorsunuz burada da amaç şu şimdi farklı viskilerde karakterler var içerisinden göstereyim size. Kaç tane viski çıkmış? 5 tane viski çıkmış. Her birinin üzerinde de karakterleri yazıyor. Bunların bu arada 4 tanesi malt viski, bir tanesi ise tahıl viski. Çünkü harman viski tanımı yaparken ne demiştik? Malt ve tahıl viskilerin karışımından oluşuyor. Yani sadece malt karıştırırsanız o zaman bir malt harmanı elde edersiniz. Blended malt elde edersiniz ama kafanız karışmasın. Bugün konumuz değil. Bugün konumuz harman viskiler. İçerisinde tahıl viski olacak. Tabii ki bu tahıl değil. Şu an göremiyorum hangisinin tahıl olduğunu. İçerisine tanesinde viski olacak bir de malt viski olacak. Bugün de 4 tane maltımız, 1 tane tahılımız var. Şimdi mesela buna baktığımız zaman üzerinde smoky yazıyor. Smoky ise neresi olabilir? Bu aile bölgesinden olabilir veya İskoç'un adalar bölgesinden olabilir. Buna baktığımız zaman ise citrus diyor. Yani işte narenciyeler, çiçeksi, meyvemsi karakterlere sahip olduğunu söylüyor. Fresh diyor, soft diyor. Buna baktığımız zaman ise creamy diyor. Yani kremamsı diyor. Sanıyorum Highland viskisi diye düşünüyorum. Çünkü Highland bölgesine ait viskiler genellikle böyle gövdeleriyle Meşhurlar. Bunu da sitrus dersek, bu da belki Lowland bölgesine ait diyebiliriz. Floral, tamamdır. Harman viskimize koyacağımız tahıl viskimizi bulduk. Burada da bakın, tahıl viski diyor. Şöyle size göstereyim bunu da. Zaten tahıl viskilerden bahsederken ne demiştik? Çiçeksi karaktere sahip yumuşak tatlı viskiler demiştik. Burada da tanımlama olarak bunu koymuşlar. Farklı karakterlerde viskilerimiz var. Bir tane meyvemsimiz var. Bu da muhtemelen Speyside temsil ediyor. Bir tane kremamsı viskimiz var. Damakta ağırlığı olan bir viskimiz var. Sitrusumuz var. İskoç'un Lowland bölgesine ait bir viski olduğunu düşünüyorum. Bir de Smoky. Bu da yine İskoç'un aile bölgesi veya batı tarafını kapsayan adalar bölgesi sine ait bir viski olabilir. Evet, harmanlamaya isterseniz başlayalım. Bu arada kitin içerisinden bir de Shivas Regal 12 çıkıyor. Bunun da amacı şu. Aslında kit sizden şunu istiyor. Shivas Regal 12'yi bir tarafa koyuyorsunuz. Burada kendi karışımınızı yapıyorsunuz ve sonrasında kıyaslama yapıyorsunuz. Amacınız da Shivas Regal 12'ye ulaşmak. Benzer bir karaktere ulaşmak. Fakat ben bugün bunu yapmayacağım. Benim amacım bugün kendi damak tadıma uyan bir viski yaratmak olacak. Ortaya kendi seveceğim, keyif alacağım bir harman yaratmak olacak. Bakalım Ortaya ne çıkacak? Pekala, viskilerimi önüme koydum. Nasıl bir viski yaratmak istiyorum? Şimdi daha önceki biliyorsunuz videolarda konuşmuştuk. Farklı viski karakterleri var. İşte her birinin aslında uygun bir zamanı var diye. Şimdi bugün de hava oldukça sıcak. O yüzden çok isli bir şey açıkçası ortaya çıkarmak istemiyorum. O yüzden buradaki smoky viskiden ya çok az kullanacağım ya da hiç kullanmayacağım. Yani kullanırsam çok az kullanmam lazım. Çünkü bunun gibi harmanlama egzersizinde eğer isli viskiyi fazla kaçırırsanız ne yazık ki tüm harmanınız isli oluyor. Şimdi her bir harman viskide bir tane kalp viskimiz olur. Kalp viski dediğimiz şey aslında viskinin odağında olacak ana malt. Bugün yanımdaki viskilerden bir tanesi Johnny Walker Black Label. Şimdi Johnny Walker markasına baktığımız zaman kalp maltın kardu olduğunu görürüz. Kardu biraz meyvemsidir. Işte gövdeli bir viskidir. Bugün ben de biraz açıkçası meyvemsi bir viski, gövdeli ve meyvemsi bir viski yaratmak istiyorum. O yüzden ben ana maltımı bugün meyvemsi karakter olduğunu söyleyen ve Speyside olduğunu düşün düşündüğüm viski ile yapacağım. Şöyle çubuğumu batırıyorum. Ne kadar alacağım? Biraz da bu arada dökmüş oldum. Bundan bir bir emelimizi alalım ve şöyle boşaltalım. Bu arada çok az oldu tabii ki. Bundan bir 20 koyayım. Şu an bakıyorum. Tamam. Bir tane daha koyuyorum. Yani 3 ölçek koymuş oluyorum aslında. 3 ölçeğimizi koyduk. Sonrasında biraz buna gövde kazandırmak için bir Highland viskisi olduğunu düşündüğüm creamy yazan viskimden koyacağım. Bundan da yine bir iki tane koyacağım. 2 ml koydum. Sonrasında sitrus karakterine sahip fresh, taze karakteri sahip yumuşak bir viski olan ve muhtemelen de lowland olan viskimden de iki ölçek koyuyorum. Şu sonuncusu biraz az oldu. Citrus'tan koyduk. Kremamsımızdan koyduk. Smoky'yi birazdan koyacağım. Dediğim gibi ona çok açıkçası biraz çekinerek yaklaşıyorum. Meyvemsimizden bu arada biraz daha koyacağım. Şöyle koyayım. Ufak bir karıştıralım. Bir koklama yapalım daha devam etmeden önce. Hmm çok çiçeksi karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani şu an koyduğum hisler arasında sitrus ön plana çıkıyor. Çok meyvemsi karakterler ön plana çıkıyor. Güzel. Şimdi biraz daha meyvemsi değil de buna biraz daha gövdeyi belki de arttıracak olan biraz daha kremamsı, biraz daha doku kazandıracak Highland viskimizden biraz daha koyacağım. Bakalım tekrar koklayalım. Evet şu an biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Biraz önce çok çiçeksiydi. Şu an biraz daha dengeli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi elim smokey'e gidiyor ama koymaya da çekiniyorum. Kullanmak istiyorum. Şimdi burada açılmamış bir şekilde durmasın diğerlerini kullanmışken. Ama çok çok az kullanmam lazım. Şimdi bunların üzerine bir de grain viskimizi koyalım. Şu an sadece maltları karıştırdık. Ve elimizde bir malt harmanı var. Buna tahılı koyduğumuz anda, tahıl viskiyi koyduğumuz anda aslında ortaya bir harman viski çıkarmış olacağım. Harman viskilere baktığımız zaman malt oranlarının iyi harmanlarda yaklaşık olarak %40-%50 civarlarında olduğu söylenir. Burada da ben bunu baz alacağım. O yüzden şu ana kadar koyduğum maltlar kadar bir bu kadar da tahıl viski koyacağım. Tahıl viskilerden bahsederken hatırlıyorsunuz çiçeksi karaktere sahip olduğunu söylemiştik. Biraz daha düz karaktere sahip olduğunu söylemiştik. Yani buradaki her bir viskinin gerçekten yoğun karakterleri var. Kokadığınız zaman yani meyvemsi dediği zaman gerçekten kokadığınız zaman buran buran meyveler geliyor. Tahıl viskiyi kokadığınız zaman yine bir tatlılık alıyorsunuz ama o tatlılık biraz daha düz bir karaktere sahip. Biraz daha bu maltları destekleyici bir karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi tahıl viskimizi de ekledik ve kısaca bir koklayayım. Evet biraz önce kremamsı viskimizi ekledikten, Highland maltımızı ekledikten sonra güzel oldu demiştim size. Şimdi tahıl viski eklediğim zaman da bunu bozmadı ve güzel bir koku ortaya çıktı. Biraz hatta şu an Şebas 18'e benziyor diyebilirim koku olarak. Smoky'e hala dokunmuyorum ya da hadi dokunalım bakalım ortaya ne çıkacak? Günün sonunda bugün amacımız mükemmel bir viski yaratmak değil. Umarım şu ufak dokunuşum viskinin karakterini çok değiştirmez. Ne kadar koyacağım? Bakıyorum. Yarım. Yani yarım ml kadar koyayım. Ufak böyle isli nüanslar kazandırır. Çok da baskılamaz diye umuyorum. Şöyle bir karıştıralım. Evet çok çok bozmadı ama hafif bir füvemsilik var en azından burunda şu an öyle olduğunu söyleyebilirim ama kesinlikle ve kesinlikle daha fazla koymamam gerekiyor. Şu an bu arada kokadığım zaman gayet güzel bir viski ben bunu bardağıma döküp bir tadına da bakacağım nasıl bir şey ortaya çıktı. Evet, mesela bardakta kokladığım zaman issin biraz daha kaybolduğunu görüyorum. Gerçekten viskinin karakteri içilen bardağa göre de değişiyor. Bu arada onu da söylemem. Şu an yeri gelmişken gerekiyor. Hmm. Burunda smokey değil dedim ama damakta açıkçası biraz o smokey'i alıyorum. Burundan farklı olarak biraz daha damakta baharatlı bir karakter ortaya çıkmış. Şimdi artık aslında harmanımızı ortaya çıkardık ama denemeler yapıyoruz. Çok da şu an ölçüye bakmadan mesela biraz daha meyvemsi karakter koyayım. Merak ediyorum ne olacak. Zaten bu kitin amacı denemek. Biraz citrus'tan koyacağım. Biraz daha belki açarım Loveland maltı ile beraber. Tabii ki bunları tamamlayıcı olarak biraz da tahıl viskimizden koyalım. Yine böyle bir ferahlık katacak, çiçeksilik kazandıracak. Burası da iyicene dağıldı bu arada. Güzel, hoş kokuyor. Smoky karakter biraz daha burunda azaldı en azından. Bakalım damakta nasıl. Son yaptığım dokunuş açıkçası yerinde oldu diyebilirim. Biraz baharatı kırmış, isi kırmış. Ama burada da biraz sitrusa kaydı diyebilirim. Böyle ağzımı ekşiten işte limon olarak adlandırabileceğim, sitrus olarak adlandırabileceğim ekşi tatlar var. İşte biraz böyle yeşil elma diyebilirim, armut diyebilirim. Güzel bir viski oldu mu? Fena almadı. Yani amacım zaten başta ortaya bir yaz viskisi çıkarmaktı. Bence yazın keyifli içilecek bir viski ama aslında başta çekinmekte haklıymışım. Smoky keşi koymasaymışım diyorum ama bugün size de göstermek için her viskiyi kullanmak istedim. Ama koymasam bence kesinlikle çok daha güzel olurdu. Hani Şivas 18'e benzettiğim ara mesela tam yakalamak istediğim tattı. Ama bu da gayet keyifli bir viski oldu. Pekala. Şimdi gördüğünüz gibi harmanlama gerçekten kolay bir iş değil. Size bugün kısaca böyle bir göstermek istedim harmanlama nasıl yapılıyor diye ama baş harmancılar Tabii ki bu şekilde yapmıyorlar ama benzer şekilde yapıyorlar. Yani önlerine bunun gibi boylarda viskiler geliyor. Farklı karakterlerde, farklı bölgelerden, farklı aromalara sahip viskiler geliyor. Ve bunları kokluyorlar, karıştırıyorlar. Ortaya harmanlığa çıkarmaya çalışıyorlar. İşte bir tanesini ekliyor kokluyor, diğerini ekliyor kokluyor. Bir sürü böyle ortaya e, sample'lar çıkarıyorlar. Ve, ve bunların arasından da en son istediği karakter hangisi ise onun üzerine yoğunlaşıyorlar. Tabii ki bu 5 dakikalık burada gösterdiğim gibi bir iş değil. Günler, haftalar, aylar süren bir süreç hatta yıllar süren süreçlerden bahsediyoruz ve şunu da söylemekte fayda var. Her deneme tabii ki başarılı olmuyor. Yani bugün masalarımıza gelen viskiler aldığımız harman viskiler milyonlarca denemenin aslında başarılı sonuçları. Arka tarafta başarısız olan, istedikleri karakterleri gösteremedikleri bir sürü aslında viski çıkıyor ve onlar arasından biz en iyisini içiyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Evet böylece videomuzun sonuna geldik. Bu videoda size kısaca harman viskilerden bahsettim. Tahıl viskilerden bahsettim. Biraz harmanlama dünya dünyasını keşfetmeye çalıştık böyle ufak bir harmanlama deneyiyle. Umarım keyif almışsınızdır. Evet kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.